Kulla Türkmen, Arpaköy Mahallesi'nde ikametgah ediyorum. Görmüş olduğunuz karşıki ev 2013'te yaptırdım. 2013'ten beri hayvancılıkla uğraşıyorum. Geçimimi oradan sağlıyorum. Sağlamaya çalışıyorum. Yalnız benim bir mazeretim var, bir isteğim var. Yetkililerden, yani özellikle de Sayın Cumhurbaşkanımdan. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımdan benim bir isteğim var. Sayın Cumhurbaşkanım, ben 7 senedir 50 kilo sırtımda bu ırmaktan karşıya yük çekip hayvan bakmak zorundayım. Ben artık 60 yaşıma geldim. Ya, çekemiyorum desem ama çekmek zorundayım. Benim yolum yok. 7 senedir ben burada sırtımdan yük çekiyorum. Geçen 2 defa yük sırtımda ben ırmağa düştüm. Allah verici ki hani vücuduma bir şey olmadı. Sağlığım yerinde çok şükür. Allah'a duacıyım her zaman. Ama yalnız çıkamıyorum daha. Yani çok fazla da yük çekemiyorum da. Şu araba mesela buraya getirip yemi buraya bırakıp gidiyor. Yağış, yağmur, gece ve gündüz ben buradan hayvanlarıma yük çekmek zorundayım. Benim yolum yok. Benim sadece isteğim, ne devletten 1 lira istiyorum, ne hiçbir şey istiyorum. Sadece yol istiyorum. Bana bak şimdi, ben oranın yarısına kadar zaten beton dökmüşüm. Bana 5 mikser beton verilsin. 5 mikser beton. Ben ulaşımımı buradan sağlayabiliyorum. 5 mikser beton. Ha, bunu tabii ki orduda bazı yetkili kurumlarla görüştük. Yok, ırmağın içine beton dökemeyin. Ya ırmağın içine beton dökeriz yeri geldiği zaman da. Çünkü neden? Hizmet yapıyorsak, hizmet vereceksek bunu vatandaşa vereceğiz. Ben de bir vatandaş olduğuma göre ben bu hizmeti alamıyorum. Ha diyorlar ki köprü yapalım ama 500 milyar lira. Ben de diyorum ki siz 500 milyar lira bana harcamayın. Bana 5 mikser beton verin. Ben kendi işimi kendim halledeyim. Ve ondan sonra sizden hiçbir şey istemiyorum diyorum. O da yok. Devletin benim için 500 milyar harcamasın, kesinlikle istemiyorum. Açık söylüyorum, istemiyorum ya. Bana 5 mikser beton verin. 5 mikser ya. 6 dersem vermeyin. Ha ben geçip ulaşımı buradan sağlayacağım. En azından araç geldiği zaman da, araç bana yem getirdiği zaman da, araç bu ırmağa batmadan, burada mahsur kalmadan ben yemimi karşıya atayım. Saman getiremiyorum. Yem getiremiyorum. Ben bu hayvanlara nasıl bakarım? Benim cenazem buradan geçer, bu yoldan. Orduya, şehire ineceğim, buradan geçerim. Benim ulaşımım burası. Şimdi bana diyor ki mesela yetkili kardeşimizin bir tanesi, sana ta tepeden aşağı yol yapalım, oraya da beton dökelim. Tamam yapın o zaman dedim. Bize gelmeyeceksin, sen Büyükşehir Belediyesi'ne gideceksin. Ben de diyorum ki ben zaten Büyükşehir Belediyesi'ne çıktım, size geldim diyorum. Sayın Valimin personeline. Ben size geldim diyorum, siz beni tekrar oraya gönderiyorsunuz. O oraya gönderiyor, o oraya gönderiyor. Elde ayakta hiçbir şey yok. Yani artık gına geldim. Hayvancılık yapmayayım da ben köyde ne yapayım? Neyle geçimimi sağlayacağım? Sel olduğunda ne yapacaksınız diyelim? Beton döküldü. Büyük sel olduğunda şöyle bir şey oluyor şimdi güzel kardeşim. Büyük selin hükmü ya 2 gün oluyor ya 3 gün oluyor. Barajları boy veriyor, ondan sonra kapatıyor. Zaten yukarıdan barajlar tutuyor ya bunu. Belirli bir seviye geldiği zaman da barajlar kapaklarını açıyor. Yavaş yavaş bu suyu boy veriyorlar. Kontrollü bir şekilde. Tuttuklara suyu boy veriyorlar. Hani fazlalıklara boy veriyorlar. Ya sizin selle yağmurlu işiniz yok. Onun bize bir zararı yok. Yani 2 gün 3 gün. Benim zaten 2 gün 3 günde benim yemim hemen bitecek diye bir şey yok. Ben 2 gün 3 günde bir yere gitmeyeyim. Ben onu da idare ediyorum. Onu da sineme çekiyorum. Eyvallah. Ha ben istemiyorum. Yani şunu demek istemiyorum. Bana buraya karşı karşıya şu şekilde bu kadar masraflı bir köprü yapın. Veya şunu yapın istemiyorum. 5 mikser beton istiyorum. 5 mikser. Ya şu anda da benim 5 mikser beton alacak gücüm yok. Güzel kardeşim. Açık söylüyorum yok. Ya bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Geçinmek istiyorum. Arın terimle geçinmek istiyorum. Bana da bir 5 mikser beton yardım istiyorum. Ha bir şey olabilir. Belki devletin şöyle bir şey düşünebilir. Ha buradan karşıya belki bir teleferik de olabilir. Hani o konuda da belki bana yardımcı olabilir. Sayın Cumhurbaşkanım, lütfen yalvarıyorum. Şimdi ordudaki bazı kamu kuruluşlarına gittim. Şimdi bana soruyorlar, diyorlar ki hiçbir kurumdan yardım istedin mi? Kurumdan yardım istedim. Ama hiçbir kurumdan orduda, hiçbir kurumdan yardım alamadım. Sayın Cumhurbaşkanım, siz elinizi şu şekilde uzatsanız, gidin bu adamın yanına deseniz, burası Paris olur, bunu biliyorum. Ama benim buradaki çilemden sizin haberiniz yok Sayın Cumhurbaşkanım. Ben size saygılarımı sunarım, yardımlarınızı bekliyorum. Dükkanlarımla bu suyun içerisine işte rica ettim, şantiyeden bir makine aldım. Allah razı olsun, yardım ettiler. Oraya taş döşedim, işte o taşın üzerinden geçmeye çalışıyorum.
Ama ben ne kadar taşına geçsem de bile baraj suyu koyuverdiğinde o taşlar hepten bozuyor. O taşları oradan alıyor. Ben tekrar işte rica ediyorum. Makineyi tekrar alıyorum. Almaya çalışıyorum arkadaşlar. Rica edip sağ olsunlar. O taşları işte yine bu hale getirip ve benim bundan kurtulmam için benim buraya 5 mikser betona ihtiyacım var. 5 mikser. Rica ediyorum. Arada bir konu kaçtı.